hakkında. Mimar Sinan'ın hayatı hiç şüphesiz inşaatlarda geçmiştir. Fakat her hayatın bir sonu vardır. Konu Mimar Sinan'ın ölümüne gelince ise çok hüzünlü bir hikaye anlatılır. O hikaye şöyle başlar. İstanbul'un su sorunu. Kanuni Sultan Süleyman, İstanbul'un su sorununu çözmek istemiş ve Mimar Sinan'a kollarını sıvamasını emretmiş. Bunun üzerine Mimar Sinan tüm hünerlerini sergileyerek bentler ve kemerler inşa eder, çevredeki suların İstanbul'a ulaşmasını sağlar ve İstanbul'un su sorununu çözer. Mimarbaşının verdiği hizmetten çok memnun kalan Kanuni Sultan Süleyman, bu büyük hizmetten dolayı onu ödüllendirmeyi düşünür. Ödül olarak da özel bir ayrıcalık verir Mimar Sinan'a. Bu ayrıcalık hiç kimsede olmayan eve özel su hattı çekme ayrıcalığıdır. Böylece evinde özel su hattı olan tek kişi Mimar Sinan olur. Bu olayın üzerinden yıllar geçer. İtibarı zirve yapmış olan Mimar Sinan'ın ünü azalır. Çevresindeki arkadaşları, dostları bir bir bu dünyadan göçüp gider. Bu arada onu özel bir ayrıcalıkla ödüllendiren Kanuni Sultan Süleyman da vefat eder. Tahta ise 2. Selim geçer. Derken koskoca Mimar Sinan 99 yaşına İstanbul'da yapayalnız bir şekilde girer. Bir gün Mimar Sinan'dan yalnız Sinan'a dönüşen mimarbaşının kapısı çalınır. Kapıyı çalan kişi saraydan gelen bir görevlidir. Saray görevlisi kapıyı açan Mimar Sinan'a "Sizi divana çağırıyorlar. Herhalde bir soruşturmaya tabi tutulacaksınız," der. Yaşlı ve yorgun Mimar Sinan, çaresiz bastonuna dayanarak sarayın yolunu tutar. Divana girdiğinde, onun için kurulan soruşturma heyetinin karşısında bulur kendini. Soruşturma heyeti tarafından şu cümleler yöneltilir. "Hakkında şikayet var Sinan Ağa. Hiç kimse evine özel olarak su alamaz diye emreden bir padişah fermanı varken, senin evine özel bir yolla su alınmış." İnkar etmez koca Sinan. "Evet," der mahzun bir şekilde. "İstanbul'a sunduğum su hizmetinden dolayı Cihan Padişahı bana özel olarak müsaade etmişti. Ben de almıştım." Doğal olarak padişahtan başkasına itimat etmeyen soruşturma heyeti, Mimar Sinan'dan söz konusu müsaade ile ilgili fermanı göstermesini ister. Bu talep Mimar Sinan'ı daha da mahzunlaştırır. "Ben o zaman Cihan Padişahı'ndan ferman istemekten hicap etmiştim. Fermanım yok ki," diyerek cevaplar bu talebi. Bu cevap karşısında divanda kafalar karışır. Konu uzun uzun tartışılır. Ferman olmadığı için suyun kesilmesi gerekir. Fakat söz konusu Mimar Sinan gibi bir hizmetkar olunca çok büyük hizmetleri var. Kesmeyelim fikri ortaya çıkar. Ama tüm üyeler hemfikir olmaz bu konuda. Osmanlı'ya hizmet eden tek kişi Mimar Sinan değil. Ya diğer hizmet edenlerin evine de su verilsin, ya da mimarbaşının suyu kesilsin fikri daha mantıklı kabul edilir. Hizmet eden herkesin evine su verilmesi mümkün olmadığı için divandan Mimar Sinan'ın evinin suyu kesilsin kararı çıkar. Mimar Sinan elbette üzülür bu sonuca, ama onu asıl üzen şey suyunun kesilmesi değildir. Çünkü zaten yaptığı hiçbir hizmetin karşılığında özel bir şey talep etmemiş, bir ayrıcalık sahibi olmak istememiştir şimdiye kadar. Fakat hali hazırda azalmış olan itibarının bu olaydan sonra tamamen kaybolacağını bilmek onu derinden üzmüştür. Yalnızlığı devam eden Mimar Sinan, 100 yaşına geldiğinde hastalığından dolayı yatağa düşer. Ölüm döşeğinde olmanın bilinciyle son sözlerini söylemek isteyen Mimar Sinan'ın ağzı ve dudakları kurur. Fakat suya ihtiyacı olan Mimar Sinan'ın musluğundan bir damla bile su gelmez. İstanbul'a su getirebilmek için adeta ferhat olup dağları delen koca Sinan, hem yalnız hem de susuz bir şekilde evindeki yatağında hayatına gözlerini yumar. Mimar Sinan Kanuni Sultan Süleyman'ın devri bittikten sonra itibarını kaybetti mi? 2. Selim divan kurup Mimar Sinan'ı yargıladı mı? Mimar Sinan ömrünün son yıllarını unutulmuş ve yapayalnız bir şekilde mi geçirdi? Mimar Sinan'ın evinde gerçekten su yok muydu? Öncelikle hikayenin geçmişine ve kaynağına bakıldığında, hikayenin 2000 yılından sonra ortaya çıktığı ve Mimar Sinan hakkında hazırlanmış isimsiz bir şikayetnameye dayandığı görülüyor. Bu belgede Mimar Sinan hakkında pek çok şikayet olduğu dikkat çekiyor.
Ferman tarzındaki bu belgenin tarihi ise 1577. II. Selim'in ölüm tarihi 1574 olduğuna göre belgenin 2. Selim tarafından değil 3. Murat tarafından yazıldığı da ortaya çıkmış oluyor. Böylece hikayenin yanlışları ortaya çıkmaya başlıyor. II. Selim döneminde Mimar Sinan itibarını kaybetti mi diye soracak olursak, çok net bir hayır cevabı alırız. II. Selim döneminde itibarı ve ünü artan Mimar Sinan'ın yetkileri de artmıştır. Büyükçekmece Köprüsü'nün inşaatı II. Selim döneminde tamamlanmış ve Selimiye Camii inşaatı yine II. Selim döneminde başlayıp saltanatı süresince devam etmiştir. Söz konusu dönemde bu büyük projelerle birlikte Mimar Sinan küçük eserlerinin inşaatlarını da tamamlamıştır. Mimar Sinan'ın bu dönemdeki itibar durumunu en iyi açıklayan olaysa, II. Selim'in bir ferman yazarak her türlü inşaat projeleri hakkında tüm yetkiyi Mimar Sinan'a vermesidir. Tabii bu durum pek çok mimarın işlerini olumsuz etkilemiş ve dolayısıyla Sinan'ı hedef haline getirmiştir. Mimar Sinan hakkındaki şikayet dilekçesinin 3. Murat döneminde yazıldığını söylemiştik. Peki bu dilekçe karşısında 3. Murat ne yaptı? 3. Murat, Mimar Sinan gibi büyük bir hizmetkarı hemen yargılamak yerine konunun üzerinde durmuş ve konunun araştırılması için İstanbul Kadısı'na ferman yazmıştır. Padişah bu fermanda, Mimar Sinan su almış mı, aldıysa izinsiz mi almış, su alma iznine dair bir belgesi var mı gibi soruların cevabını istemiştir. Fermanın tarihine baktığımızda da hikayede bir boşluk yakalıyoruz. Ferman tarihi 1577 olduğuna göre, bu olay Mimar Sinan ölmeden bir yıl önce değil, tam 11 yıl önce yaşanmış. Peki söz konusu soruşturmanın sonunda ne oldu? Mimar Sinan'ın suyu kesildi mi? Dönemin kaynaklarında bu soruşturmayla ilgili gelişmelere rastlanmıyor. Mimar Sinan'ın suyunun kesilme ihtimali olmakla birlikte ceza almadığı da aşikar. Çünkü Mimar Sinan o yıllardan sonra da mimarbaşı olarak hizmet vermeye devam etmiştir. Olaydan 10 yıl sonra yazılmış olan başka bir ferman, sorularımıza farklı bir açıdan cevap veriyor. İlgili fermanı 3. Murat, Süleymaniye Vakfı'nın yöneticisine hitaben yazmıştır. Bu fermanda Mimar Sinan'ın evinin yakınına, mahallelilerin de faydalanabileceği bir su sebili yapılmasını emrediyor. Emir üzerine yapılan bu su sebilinin tüm masrafları Süleymaniye Vakfı tarafından Sultan Süleyman'ın ruhu adına karşılanıyor ve bu su sebilini 1587 yılında Mimar Sinan yapıyor. Söz konusu olaysa bize şunu gösteriyor. Mimar Sinan ölmeden bir yıl önce bahçesinde bir su sebili vardı ve dolayısıyla bir damla suya muhtaç öldüğü iddiası da doğru değil. Mimar Sinan, 3. Murat döneminde de pek çok eser inşa etmiştir ve hatıralarında da 3. Murat'tan övgüyle söz etmiştir. Mimar Sinan'ın itibarını zedeleyecek bir olay olsa, bu övgülere o hatıralarda rastlanması elbette pek mümkün olmazdı. Mimar Sinan'ın gözden düşmediğini ispatlayan en önemli olaya gelelim şimdi. O dönemlerde sur içinde inşaat yapmak için özel izin gerekiyordu. Sur içinde gömülmekse sadece sultanların verebileceği önemli bir ayrıcalıktı. Mimar Sinan gerekli izinleri Sultan Murat'tan aldıktan sonra mezarının kubbeli şekli içinde ayrıca izin almış ve ölmeden önce kendi türbesinin inşaatını tamamlamıştı. Dolayısıyla öldüğü ana kadar itibarının hiç azalmadığı da böylece ortaya çıkmış oldu. Ömrünün sonuna kadar hiç emekli olmadan mimarbaşı olarak görevine devam eden Mimar Sinan'ın çevresinde her zaman meslektaşları ve dostları, onlar olmasa da kızları ve torunları vardı. Kısaca Mimar Sinan su içmek istese, birisinin bahçesindeki su sebilinden su getirmesi bir dakika bile sürmezdi. Ayrıca Mimar Sinan'ın maddi durumunun iyi olduğu da bilinen bir gerçek. Yani susuz kalması neredeyse imkansız. Mimar Sinan'ın hayatı boyunca emri altında olduğu padişahların hiçbiriyle bir problemi olmamıştır. Hakkındaki şikayetler ve olumsuz söylemlerse her dönemde var olan, başarıyı kıskanan insanlar tarafından ortaya atılmıştır. Son günlerine dair pek fazla kayıt bulunmayan Mimar Sinan'ın hatıralarında geçen şu cümle ise adeta onun son sözleri gibidir. Ümit ederim ki geçen zaman içinde ve devran değiştiğinde eserlerime bakanlar gayretimi, çabamı görüp beni insaflarıyla yargılasınlar ve hayırlı dualarıyla ansınlar.